İyi akşamlar değerli izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Depremi ve yansımalarını konuşmayı bu akşam da sürdüreceğiz. Konuğum Genç Parti lideri, kurucu lideri Sayın Cem Uzan bizlerle birlikte. Sayın Uzan, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Lale Hanım, iyi akşamlar. Evet, ne yazık ki acımız daha katlanarak devam ediyor ama şimdi de seçim tartışmaları çıktı. Aslında bunun tartışılması ne kadar doğru? Hani bunu tartışmaya hazır bir hale getirmek ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Önce onu sorarak başlamak istiyorum. Sizce bütün bunlar bu durumdayken, yani depremin yaraları daha hani sarmayı bırakın, şokunu yaşarken erken seçim ya da seçimin ertelenmesi tartışmasını doğru buluyor musunuz? Buna cevap vermeden önce Lale Hanım müsaade ederseniz bir notum var okumak istediğim programı Tabii, izleyen buyurun. izleyicilerimize. Buyurun. Canım Türkiye'm, aziz milletim, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden birinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye olarak kenetlendiğimiz şu günlerde sahada mücadele veren askerimiz, polisimiz, doktorumuzun, kurtarma ekiplerimizin ve gönüllü çalışan vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimizin yanındayız. Ancak devlet demek AKP demek değildir. Recep Tayyip Erdoğan demek hiç değildir. Onlar gelip geçici. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket, en büyük afet Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendi halkına dün sürtükler, bugün şerefsizler diyen Erdoğan, Türkiye'nin gördüğü en büyük bölücüdür. Ama Türkiye'yi bölemeyeceksin Erdoğan. Biz et ve tırnak gibiyiz. Ayıramazsın, ayıramayacaksın. Senin tek derdin kendi ikbalin. Buyurun şimdi sorumuzu alayım Dalan. Biz Arkadaşlar. de tekrar her akşam olduğu gibi bütün ulusumuza başsağlığı, geçmiş olsun, bütün dileklerimizi iletiyoruz ve tekrar paylaşıyoruz. Hakikaten şimdi depremin ayrıntılarına geçeceğim ama bugünün sıcak gündemi çok önemli gelişmeler var depremle ilgili. Özellikle bu kaçan ve yakalananlar, müteahhitler, imar afları vesaire, imar barışı bunlar bize nasıl geri dönüş yaptı? Yolsu elektrik olarak mı yoksa yitirdiğimiz canlarla mı geri dönüş yaptı konuşacağız. Ama hemen seçimin ertelenmesiyle ilgili bu arada şunu da hatırlatayım değerli izleyiciler. Bugün konuşacağımız çok konu var. Süremiz az. Onun için çok fazla soru alamayacağım şimdiden. Kusura bakmayın lütfen. Evet, seçimin ertelenmesi demiştik. Hemen onu soracağım Cem Bey. Siz doğru buluyor musunuz seçimin ertelenmesi tartışmalarını? Yoksa Bülent Arınç'ın açıklamasını da getireceğim ekrana şimdi. Onun bu açıklamasının ivedilikle seçim ertelenmelidir açıklamasının bir nabız yoklama olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi bir, Bülent Arınç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Kendisi avukat, hukukçu. Daha sonra da başbakan yardımcılığı yaptı. Anayasayı biliyor olması gerekir. Tamam? Anayasayı biliyor olması gerekir. Bülent Arınç burada bir sahtekarlık girişiminde bulunuyor. Tamam mı? Bu milletin önünden sandığı çalabilir miyim? Sandığı yağmalayabilir miyimin sondajını yapıyor. Yapamazsın Bülent Efendi. Yapamazsın. Niye yapamayacağını ben sana söyleyeyim. Eğer bunca sene devlet makamlarında meclis başkanlığı, başbakan yardımcılığı yaparken, milletvekilliği yaparken bir kere okumadıysan o anayasayı, ben sana gel şu anayasanın 77 ve 78. maddelerini öğreteyim. Öğren Bülent Arınç. Ders al. Hokkabazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır. Madde 77. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Birinci Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tur oylamada gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde 101. maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. Bunu hepimiz biliyoruz. 5 yılda bir. Şimdi gelelim 78. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Sadece savaş varsa. Evet.
Başka türlüsünde anayasa her şeye yetkiyi biliyorsunuz meclise bırakır. Mecliste seçimin ortadan kaldırılması mümkün değil. Anayasayı çöpe atacaksanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek ayakta kalan seçim yapabilme özgürlüğünü de bu 85 milyondan alacaksanız o zaman iş başka. Ha, eğer biz Türkiye'yi 4 ay sonra 18 Haziran'da seçime götüremeyiz, biz bu işi beceremeyiz diyorsanız o zaman beyler bugün hepiniz istifa edin. Cumhurbaşkanı da istifa etsin, hükümet de istifa etsin. Bu milletin yetişmiş insanları var. Bu devletin yetişmiş kıymetli değerleri var. Türkiye sahipsiz değil. Sahipsiz de kalmayacak. Yapamıyorsanız, biz Türkiye'de 4 ay sonra seçimi yapamayız diyorsanız, 20 sene yönettiğiniz ülkede bunu beceremiyorsanız siz, beyler bu akşam istifanızı verin, hadi yallah defolun gidin bu ülkenin başından. Böyle bir şey yok. Bu hokkabazlıktır, küstahlıktır, uyanıklıktır. Tipik AKP imamcılığıdır bu. Başka hiçbir şey değil. Anayasa 78 eğer savaş varsa diyor. Ve savaşa rağmen de yapabilirsin. Savaş var ama yerine getiremiyorum diyorsan diyor. Onu da meclis yapabilir diyor. Savaş yok Türkiye'de. Büyük bir doğal afet yaşandı. O çok ağır kayıplar verildi. Evet, çok ağır kayıplar verildi. Ama bu kayıplar çok daha az olabilirdi. Bunların kendi imamcıklarının hatalarıyla gelindi bu noktaya. Ben geçenlerde de söyledim, tekrar söyleyeyim. Kardeşim, 1999 depreminde saat 3'te oluyor deprem. 2 saat sonra 15 general ve 38 bin er ve erbaş olay yerinde müdahale ediyor. Tamam mı? Evet. Şimdi birinci gün 3500 asker. Altıncı gün askeri personel 26 bin kişiye çıkıyor. 6 gün sürüyor. Birinde 2 saat sonra 33 bin, öbüründe 6 gün sonra 26 bin. Buradaki depremin olduğu alan çok daha büyük. Ve deprem sahasının hemen yanında Malatya'da 120 bin asker duruyor ikinci orduda. 2 saat sonra onlar da olabilirlerdi. Bugün 6 gün sonra mucizeler yaşanıyor. İnsan çıkartıyorsun. Evet. Ya kardeşim 5 gün evvel kaç kişiyi çıkartacaktın? İkinci gününde, üçüncü gününde çırpınaraktan, nefes alamayaraktan, soğuktan, donaraktan ölen insanların bunların vebali hepsi işte bu AKP'nin imamcıklarına aittir. Tayyip Erdoğan'dır bunun sorumlusu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki kadrolardır bunun sorumluları. 20 senedir ülkeyi yönettiniz. Benim bakanım, benim cumhurbaşkanım, benim müsteşarım da, benim genelkurmay başkanımla Türkiye'yi getirdiğiniz hale bakınız. Tekrar söylüyorum. Sayın Arınç, anayasayı oku. Yemezler güzelim. Yemezler. Şimdi Sayın Uzan, ben bu arada bugün anayasa hukukçusu Profesör Sayın Süheyl Batum hocayla da görüştüm. O da sizin gibi bunun mümkün olmadığını söyledi. Ama eğer hani delerse ya da bir yan yola giderse, YSK bir kere bunu yapamaz dedi. Yaparsa suç işler dedi. Bir anayasa suçu işlenir dedi. Yarın da ayrıntılarını konuşacağız. Yani sizinle paralellik taşıyor. Peki şunu soracağım şimdi. Nalan sorunuzu kesiyorum, pardon. Estağfurullah, buyurun. Okuma yazması olan, biraz okuduğunu anlayan herkes zahmet edip anayasayı okursa görüyor zaten. Onun için Süheyl Hoca'nın da dediği aynı şekilde benim dediğimde birebir tutuyor. Ben kendisiyle hiçbir konuşmuşluğum yok, hiçbir şeyim yok. Ama ikimiz de aynı maddeyi okuyoruz çünkü. Aklın yolu bir, okuduğumuzu anlayan insanlarız. Buyurun, sorunuzu kestim, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi kurtarma çalışmalarına elbette askerin niye geç müdahale ettiğine ya da ettirildiğine geleceğim ama eğer bu anayasa tartışması daha da büyürse ve
sandıkla ilgili ciddi tartışmalar olursa sizin beklentiniz nedir? Yani ne bekliyorsunuz? Diyelim ki Erdoğan bunu yaptı ve seçimler ertelendi bir yıl Erdoğan daha. Erdoğan bunu yapamaz. Erdoğan bunu yapamaz. Erdoğan bunu yapamaz. YSK'dakiler de yapamaz. Neden yapamazlar biliyor musunuz? Erdoğan blöfünü atabilir. Hani nasıl 10 Mart'a kadar beklerim, 14'ünde seçimi yaparım diye bir blöf attı. Tamam mı? Erdoğan siyasi olarak blöf atabilir. Bülent Arınç'ı da böyle konuşturtturabilir. Bakalım havayı bir yokla bakalım diye. Bakın tekrar söylüyorum. Anayasayı çöpe atmadığınız sürece. Tamam mı? Anayasayı askıya almadığınız sürece meclisin bile bunu yapmaya yetkisi yok. Bu bir nevi neye gelir biliyor musunuz Leyla Hanım? İlk dört maddenin değiştirilmesine gelir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin adını tarif eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir madde var değil mi? Şimdi bulayım size okuyayım onu da ezberinde okurken yanlış söylemeyeyim diye bakıyorum da. Ama siz de belki bulabilirsiniz. Neyi Cem Bey? İlk dört maddeyi. İlk birinci maddeyi. Anayasa evet. Anayasa birinci. Ben de bakayım bir yanda. Tamam buldum. Buldunuz mu? Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. Birinci madde. Birinci madde. Sonra cumhuriyetin niteliklerini sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma, adalet ve anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti. Tamam. Siz cumhuriyeti mi değiştirmek istiyorsunuz Bülent Bey? Cumhuriyet seçimsiz olmaz. Onun için anayasa 78 seçimlerin ertelenmesini bile müsaade etmiyor aslında bakarsanız. Meclise vermiyor o yetkiyi. Sadece ve sadece savaş halinde yapamıyorsan diyor. Yani ülkenin bir kısmı işgal altındadır. Ne bileyim ben 1918'in topraklarına dönmüştür Anadolu. Anlatabiliyor muyum? O zaman erteleyebilirsin. O zaman da meclis kararıyla diyor. Ve o şartlar kalktığı an derhal seçimi yapmak zorundasın. Şimdi böyle bir şart yok bugün. Çok büyük bir tabii felaket var. Çok büyük kayıplar var. Hepsi doğru. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanları, kadroları bu seçimi 4 ay sonra yapacak bilgiye, beceriye, kapasiteye sahipler. Evet. Ha sen bunu yönetemiyorum diyorsan buyur git çek git. Bas istifanı yürü. Bu cumhuriyet seçimini ertelediği takdirde bakın Lale Hanım bu tarihe not düşsün bu program. Eğer herhangi bir hokkabazlıkta böyle bir şey yaparlarsa bilin ki 100. senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ışıklarını kapadılar demektir. Bir daha sizin önünüze sandık asla gelmez. Bir daha sandık asla gelememesini engellemek için zaten 78 sadece ve sadece savaş halinde diyor. Yoksa ne güzel siz mecliste çoğunluğu alın. Bir dahaki seçim zamanında baktınız kaybediyorum ben. Bir karar alın seçimi bir sene erteliyoruz deyin. Sonu gelmez ki bunun. Doğru. Hiçbir şartla böyle bir şey kabul edilemez. Ve bunu bilinçli yapıyorlar bunu. Çünkü niye biliyor musunuz Leyla Hanım? 4 ay sonra hiçbiri yok. Bakın hiçbiri yok iktidarda. Kazanma ihtimalleri 0. 0. Peki şurada 6 milletvekilinden 5 tanesinin çıkardığı Kahramanmaraş'a girsin bakayım korumasız da göreyim ben Bülent Arıcı. Anladım. Peki şunu da soracağım. Hani bu ortamda seçim erteleyemez dediniz ama o seçimin ertelenmesini oluşturabilecek durumu ya da ortamı yaratırsa savaş ilanı. Evet. Savaş ilanı da meclisten çoğunluk gerekiyor biliyorsunuz. Hı hı. Yani kafana göre ben yarın Bulgaristan'a savaş ilan ettim falan diyemiyorsun. Savaş ilanı da belli bir prosedüre bağlı ve meclisin onayına bağlı. Yani savaş ilanı ne? Bugün Rusya ile Ukrayna arasında olan bir şey. Siz kimle savaş edeceksiniz ya? Deli misiniz siz? Niçin?
Sen seçimi erteleyip orada işgal ederek de işgalci gibi koltukta kalasın diye mi? Evet. Yani şimdi bakın, bunlar yolun sonuna gelmiş, bitmiş, tükenmiş, halkın gözünde hiçbir saygınlığı, itibarı kalmamış siyasilerin başvuracağı, tevessül edeceği yollardır. Beyler, bu millet size 20 sene iktidar verdi. Ve ne yaptığınızı gördük. İmamcıklarınızla, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kurduğunuz kumpaslarla, tamam mı? Ne yaptığınızı gördük. Bak, unutmayalım. Bülent Arınç'ı bir hatırlayalım mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girilmesi için bana suikast planlanıyor palavrasını sıkan Bülent Arınç'tı, hatırlıyorsunuz değil mi? Ergenekon'un başlangıcında her tarafında Bülent Arınç vardı. Balyoz'un her tarafında Bülent Arınç vardı. Emasya protokolü 2009'da kaldırılıyor. Bunların her tarafında Bülent Arınç vardı. Şimdi anayasayı kaldırmak için her türlü hokkabazlığı, her türlü sahtekarlığı, her türlü aşağılıklığı yapacaklarını ve yapmaya yelteneceklerini ilk beyan eden yine Bülent Arınç oluyor. Türk milleti bunlardan kurtulacak. Demokrasiyle kurtulacak. Sandıkta kurtulacak. İtidalle kurtulacak. Ağırbaşlılıkla kurtulacak. Ama kurtulacak. 4 ay kaldı. Bakın, size başka bir şey söyleyeyim. Yarın itibariyle 63 gün var. Tam 63 gün var. Seçimin birinci gününün başlamasına. 18 Nisan'a tam 63 gün var. Biliyorsunuz seçim takviminin başladığı ilk gün normal, yani bizim vatandaş olarak gidip oy kullandığımızdan 60 gün öncesinde seçim takvimi başlıyor. 18 Nisan ediyor bu. Tam 63 gün var. 63 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan aday olamayacak. Recep Tayyip Erdoğan aday olamayacak. Ve bu ülke bu seçimleri yapacak. Evet. Şimdi seçim demişken bu seçimde ilk kez oy kullanacak binlerce genç var. Özellikle Erdoğan'ın çeşitli platformlarda gençlerle bir araya gelmesinde çok fazla ilgi göremediğine de şahit oluyoruz. Gelen anketlerde hemen hemen bu yönde. Şimdi benim evimde de 2 tane genç yetişkin çocuk var. Genç var daha doğrusu. 2 tane zarf geldi AKP'den ve o zarfların içinden şöyle bir şey çıktı. Cem Bey. Evet. Arkasında 2023 yazıyor. Evet. Önce kazı sonra arkadaki QR kodu okut diyor. İlkler unutulmaz. İlk seçimin demiş. İlk sinemaya gidişin, ilk kalbinin hızlı attığı an, ilk telefonun, ilk tatilin, ilk uzun yolun, ilk evden uzağa gidişin, ilk şifren, ilk okula gidişin. Ve o kazıyı şeyi de kazıdıktan sonra altında ilk oyum AK Parti'ye, Erdoğan'a diye tam da şurada bakın şurası. Evet. Budur. İki tane böyle zarf geldi. İçinden bu çıktı. Buyurun. Bugün mü geldi bu? Yok, birkaç gün önce geldi. Birkaç gün önce geldi, tamam. Şimdi bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan orada ve AK Parti burada bir kurnazlık yapıyor tekrardan. Çünkü o son okuduğunuz şeyin, kazıdığınız şeyin altında ilk oyum AK Parti'ye, Erdoğan'a diyor. Evet. Yani evet Erdoğan öyle. Cumhurbaşkanı adayıymış gibi lanse etmeye çalışıyor. Evet. Şu anda halbuki sadece ya 2018 seçimlerin 2023 seçimlerinde 18 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan sadece ve sadece AK Parti'nin genel başkanı olaraktan girebilir. Milletvekili olmak istiyorsa da seçilirse de olur. Ama Cumhurbaşkanı değildir. Ama algı yaratmaya çalıştıkları için o şekilde planlanmış o kartvizit. Benim de bana da bunun başka bir sosyal medyadan videosu da geldi. Sosyal medyada da dolaşıyor bu videolar. Videoyu da isterseniz paylaşayım. Tabii paylaşın, tabii ki. Buyurun. Tamam. Şimdi gençlere yoğun ilgi var dedik değerli izleyiciler. Sosyal medyadaki şeyi, videoyu Cem Bey bugün benimle de paylaştı. Hemen onu ekrana vereyim ve ondan sonra
konuşmamıza devam edelim. Evet. Geldi. Furkan'la benim adımı ve biz bu sene ilk defa seçimlerde oy kullanacağız. Ve bu mektupların üzerinde ikimizin de ismi, soy ismi, adresi, her şeyi yazıyor. Yani bayağı böyle özel, kalifiyeli hazırlanmış. Sonra biz mektupları açtık. Şöyle 2023 yazıyor, böyle bir kartvizit çıktı. Üzerinde de hiçbir bakın amblem, hiçbir şey yok. Üzerinde şey yazıyor, ilkler unutulmaz, ilk seçimin. Tabii bizim bir hoşumuza gitti. Allah Allah diyoruz, ne olmuş olabilir, kim gönderdi bunu? İşte üstünde de ilk sinemaya gidişin, ilk kalbinin hızlı attığı an, ilk telefonun vesaire vesaire, bu senin ilk seçimin yazıyor. Şurada da yazıyor ki önce kazı, sonra arkadaki QR kodu okut. Kazıyorum hemen. AK Parti'ye ilk oyum Erdoğan'a. QR kodu okutacağım. Dur bakalım ne çıkacak. Amblemimiz burada.